Suda bu kız kardeşim Renu. Purvi ona derneğinden bahsetti. O da burada çalışmak istiyor. Bu harika. Purvi bize derneğine büyük miktarda bağışta bulunduğunu söyledi. Ben de neden derneğiniz için bir şeyler yapmayayım diye düşündüm. Derneğimiz için bir şeyler yapmak istemeniz gerçekten çok güzel. Ama bence yanılıyorsunuz. Purvi derneğe bağışta bulunmadı ama. Ne demek istiyorsun? Purvi bize dün seninle görüşmeye geldiğini ve derneğine büyük bir meblağ bağışladığını söylemişti. Hayır hayır. Belki de Purvi başka bir dernekten bahsetmiştir. Çünkü Bay Vrendra Purvi ile kaç gündür ne görüştüm ne de Purvi beni burada ziyaret etti. Yani bu mümkün değil. Abi, Purvi neden bize Sudan'ın derneğine bağışta bulunduğunu söylemiş olabilir ki, söylesene. Evet, bunu ben de anlamıyorum. Neden öyle dedi ki? Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Kusura bakma. Evet, ben artık gideyim. Tamam Bay Vrendra. Sana ne yapman gerektiğini açıklayacak. Hoşçakalın. Nihayet Purvi'nin yalanı ortaya çıktı. Artık kimse Purvi'yi abim tarafından cezalandırılmaktan kurtaramaz. Purvi neden bana yalan söyledi? Kasadaki tüm parayı Suda'nın derneğine bağışladığını söylemişti. Ama Suda derneğine hiç bağış yapılmadığını söyledi. Purvi o kadar parayı ne yaptı ki? Harikaydın Renu. Vrendra'nın yüzünde Purvi'ye karşı öfke görmek beni çok mutlu etti. Şimdi Purvi'nin gelmesini bekliyorum. Neredeydin Purvi? Sana söylememiş miydim Vrendra? Suda'yla dernekle ilgili işleri halletmeye çıktık. Yalan söylüyorsun. Bugün Suda'nın yanında değildin. Ve dün de bana yalan söyledin. Ona hiç para vermedin, öyle değil mi? Ne? Ne mi? Anlaşılan Vrendra her şeyi öğrenmiş. Yoksa bana bu kadar kızmazdı. Onu sakinleştirmek zorundayım. Yoksa öfkesi daha da artacak. O zaman ne yaparım? Bana cevap verecek misin? Ne? Vrendra, sana söylemiştim. Aldığım parayı, yani kasadan aldığım parayı dernek için Suda'ya verdim. Ve şimdi de Suda'nın yanından geliyorum Vrendra. Lütfen bana inan, olur mu? Öyleyse Suda bana neden senin ona hiç para vermediğini söyledi? Ne oluyor burada, söyler misin? Benim hatam efendim. Lütfen Purvi'yi suçlamayın. Benim hatamdı. Purvi dernekteki muhasebecinin bana bundan bahsetmesini istememiş. İyi de neden? Purvi derneğe bağış yaptığının bilinmesini istememiş. Bana sorduğunda o paradan haberim yoktu. Sonra muhasebeciyle konuştum ve Purvi'nin bir bağış yaptığını öğrendim. Arkadaşımla konuşurken ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. O da bana yardım etmeyi teklif etti. Ama ben arkadaşımdan böyle bir bağış istemedim. İsterseniz makbuzu kontrol edin. İşte bu yüzden Purvi de derneğimize gizlice bağışta bulunmuş. Bütün olay bu. İnanın bana efendim. Onun hiçbir suçu yok. O iyilik yapmak istemiş. Sakın merak etme Suda. Vrendra'nın bana olan güveni bu kadar küçük bir şey için kırılmaz. Ama bu yanlışı düzelttiğin için teşekkür ederim. Ama küçük bir hata yaptın. Bana tüm gerçeği söylemedin, değil mi? İşin aslını bana anlatmış olsaydın bu durum ortaya çıkmazdı. Dinle, bu bağışı yaparak harika bir şey yaptın. Gerçekten etkilendim. Neredeydin Purvi? Beni hiç mi düşünmedin? Bu arada nasılsın? Bak, ben iyiyim Suda. Bu seni düşünmediğinden değil.
Beni dinle Purvi. Bugün Bay Vrendra geldi. Bana bir bağış hakkında soru sordu. Senin yaptığını söyledi. Suda, bu doğru. Seninle bir şey paylaşmam gerek ama bundan kimseye bahsetmeyeceğine söz ver. Evet, söyle bana. Yardımına ihtiyacım var. Suda, evdeki kasadan büyük miktarda para aldım ve... Ve Vrendra öğrendiğinde ona yalan söyledim. O parayı derneğe bağışlamak istediğim için aldım dedim. Demek Bay Vrendra bu yüzden bana defalarca parayı sordu. Ama Purvi, ona senden hiç bağış almadığımı söyledim. Ne olacak şimdi? Umarım Vrendra bu konuyu açmaz. Ama eğer açarsa o zaman sen de yalan söylemek zorunda kalacaksın. Çok üzgünüm Suda. Derneğe senin haberin olmadan bağış yaptığımı ona söylemelisin. Sorun değil Purvi ve merak etme, her şey yoluna girecek. Ama söyle bari, bu kadar parayı kime verdin? Yani başın derde mi girdi? Suda, beni merak etme lütfen. Başım belada falan değil. Sen sadece dediğimi yap. Zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağım. Tamam mı? Hı-hı. Kendine iyi bak lütfen. Sen de. Anlaşılan o ki Purvi, senden şüphelenmekle hata ettim. Vrendra, bu şüphelenmek değil. Hesap tutuyorsun. Hesapların düzgün tutulmasını bana sen öğretmiştin. Evet. Bu doğru. Vrendra, sana her şeyi anlattığıma göre ben artık gideyim. Hoşçakalın. Güle güle. Vrendra, ben de Suda'yı yolcu edeyim. Tabii. Hadi gidelim Suda. Suda, teşekkür ederim. Sen olmasaydın bugün ne halde olurdum bilmiyorum. Kes sesini, bana teşekkür etmene gerek yok Purvi. Sana bir şey sorabilir miyim peki? Evet, tabii. O parayı kime verdin bilmiyorum ama yaptığının doğru olduğuna emin misin? Söyler misin bana? Bana güveniyorsun değil mi? O zaman merak etme. Ben her şeyi hallederim Suda. Benim sana bir şey söylemem gerek. Söyle. Renu ablamın nesi var anlamıyorum Suda. Ona yardım ediyorum, mutlu etmeye çalışıyorum. Yine de bir konuda bana kızgın hissediyorum ve ne olduğunu bilmiyorum. Ama onun nesi olabilir ki Purvi? Anlamadığım şey de bu zaten. Renu ablam dün Vrendra'dan para istedi. Bugünse daha fazlasına ihtiyacım var dedi. Bense dün aldığı paranın çekmecesinde olduğunu gördüm Suda. Ve ben Renu ablamın bunu kasıtlı olarak yaptığını hissediyorum ve üzülüyorum. Kasayı onun önünde açayım diye kasten yaptığını düşünüyorum. Kasada paranın olmadığını biliyordu. Ve tabii ki bunun sorun olacağını da biliyordu Suda. Vrendra'nın benden şüphelenmesini istediğini hissediyorum. Ama bir yandan da neden böyle bir şey yapmak istediğini anlayamıyorum Suda. Ne olacak şimdi? Belki de haklısın Purvi. Ama şimdi ne yapmayı planlıyorsun? Suda, sanırım ablamla konuşmalıyım ve tüm yanlış anlaşılmaları düzeltmeliyim. Ama Purvi, ne yaparsan yap çok dikkatli ol. Ne de olsa o kocanın kız kardeşi, başını belaya sokmadığından emin ol lütfen. Tamam. Tamam, ben o zaman gitmeliyim. Tamam, lütfen dikkatli sen ol. Sen de. Hoşça kal. Güle güle. Renu abla, seninle bir şey hakkında konuşmam gerekiyor. Tabii müsaitsen. Evet Purvi, söyle ne vardı? Lütfen kusuruma bakma. Bugün abinden para istedin ve dün de ondan para almıştın. Demek istediğim, dün aldığın paranın hala sende olduğunu gördüm. Bir sorun mu var? Başın belaya mı girdi? Senden para mı istiyorlar? Yoksa o insanlar seni yine tehdit mi ediyor abla? Bir şey olursa bana söyleyebilirsin. Kesinlikle bir mazeret bulmalıyım. Purvi tüm bunları neden yaptığımı asla öğrenmemeli. Her şey yolunda mı? Evet Purvi, her şey yolunda. Aslında
Abime hediye almak istiyorum çünkü doğum günü yaklaşıyor. Benim beğendiğim hediye çok pahalıydı ve o kadar çok param da yoktu. Üstelik daha önce aldığım para da kendi ihtiyaçlarım içindi. Hediye çok pahalı olduğu için ben de tekrardan para istedim. Benden şüpheleniyor musun? Bak Purvi, kendim için para istemiyorum. Sadece abimin hediyesi için aldım. O parayı sana hemen geri iade ederim. Hayır, hayır Renu abla. Senin düşündüğün gibi değil. Yanlış anlaşılma için üzgünüm. Ben sakladığın bir sorunun olup olmadığını öğrenmek için soruyorum Renu abla. Şey, abine hediye almak istemen çok güzel bir düşünce. Ben sadece bir derdim varsa sana yardım etmeye hazır olduğumu söylemek istedim abla. Banyoda saklanman gerçekten iyi oldu yenge. Çok zekice yalan söyledin. Purvi senden hiç şüphelenmeyecek. Ama yenge, benim yalanlarım hiçbir şey değiştirmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.